Dua ile yaptığın hareket senkron olacak. Ya Rabbi bana çok rızık ver. Ya Rabbi beni çok zengin eyle. Hocam böyle dua ediyorum. Ne çekeyim? Ya gani çek evladım. Ya gani yani zengin demek çünkü. Ya gani, ya gani, ya gani. İşe gitmiyorsun. Çalışmıyorsun. İş beğenmiyorsun. Al yine bizim fabrikatör arkadaş aradı. Hocam dedi yalvarıyorum adama gel çalış diye dedi. Adam işi beğenmiyor dedi. Bak burada bir şey söylemek zorundayım ben. Ben stüdyo şefimi 20 senedir tanırım. Yaptığı işle vesaireyle alakalı işin nasıl yaptığını biliyorum. Maaşını geç aldığı zamanları da başka kurumlarda çalıştığı zamanları da biliyorum. Bir gün iş ahlakını değiştirmemiştir. Yok onunla hani iyi geçiniyorum bana bir şey yapmasın diye söylemiyorum. Ben şahidim. Gel bakalım şimdi senin yerine o bizim çocukları getir. Gençler geliyor mu şimdi senin yanına veya başkası çalışıyor? Gelme beğenmezler. Olur mu? Bir ay burada duracak hemen altına başka bir şey isteyecek. Arkadaşlar duamızla senkron tutacak. Ya Rabbi bana helalinden rızık ver de ondan sonra bahislere gir, bilmem neye gir. E ne oldu şimdi bu dua ne oldu? Dalga mı geçiyorsun? Demin mi dalga geçiyorsun, şimdi mi dalga geçiyorsun? Senkron tutacak. Sen hele Bismillah de, böyle bir başla. Ya Rabbi sen beni muvaffak eyle de, yaptığın işle dua tutsun birbirini, bak sen keyfe. Bir kere peşin olan bir şey var. Kalbine huzur gelir. Kalbine huzur gelir. Başını koyduğunda yastığa rahat uyursun. Bu böyledir. Dua meselesi ve demin anlattığım meseleyle bunları birleştirerek anlatıyorum. Ahirette ne olacağıyla alakalı bir gözden geçirmemiz lazım. Kul hakkı. Bak anne baba önemlidir. Etraf önemlidir. Etrafındaki insanlar önemlidir. Hiçbir şey olmadı. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki akarsu aksın. Akarsu nehir. Nehir nehir. Yani böyle bir alabalık çiftliği falan bilinme değil. Nehir. O nehirde alırken, abdest alırken azalarınızı sünnet olan şekilde fazla yıkamak israftır. Nehir akıyor zaten. Vanayla çevirmiyorsun. Arkadaşlar bugün baktığımız problemleri şöyle bir nazar ettiğimizde acaba dinimizin, İslam'ın bunlara vermediği bir cevap var mı? Veya verdiği halde, çözüm getirdiği halde kötü neticelenen bir şey var mı? Bir insaf ile düşünün ya. Bir insaf ile düşünün. Bunlar çok önemli. Hayır. Şaka yapıyorsun. Hani ilahi arası verecektiniz? Yok artık ilahi mi kalmış? Bundan sonra artık. Bakın dua meselesiyle alakalı size çok güzel bir şey daha söyleyeceğim. Hatırınızda kalır. O yüzden böyle uzun uzun anlatmaktansa. Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak buyurmuş ki duanın kabul olması için hani nasıl dua edeyim? Hiç gaflette olmadığın bir ağızla bana dua et. Yani öyle bir ağızla dua et ki o hiç gaflette hiçbir hatası olmasın. Ha bak bu arada peygamberler masumdur. Allah onları itiraz etmeden önce bir dinle. Ben sana anlatayım. Sonradan okursun. Peygamberler masumdur. Hatta peygamberlerden başka kimse masum değildir. Peygamberlerden başka kimse masum değildir. Ne demek masum? Hata yapmış mıdır peygamber? Allah Teala tarafından sevk ile yapılmıştır. Yani ne demek istiyorum? Dinle, dinle, dinle. Hemen oturup kalkma. Allah Teala onda isyan edebilecek hücre yaratmamıştır. Ya peygamberleri aynı Allah Teala'nın, Allah'ın zati subuti sıfatları nasılsa, peygamberin de sıfatları vardır. O sıfatlardan birisi ismettir. İsmet. İsmet, telaffuz ediyorum mahsusdan. Başka ismetle karıştırmayın diye. Hani komşum vardır falan, o değil. Komşun olan ismeti söylemiyorum. İsmet. Yani masumdur. Peygamber'e günahkar diyen kişi amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi
diyorsun ya. Heh, o rusulihi maddesi çöker. Onun alt maddelerini inkar etmiş olursun. Arz edebildim mi? Bak önemli. Kardeşim ben sana burada hikaye anlatmıyorum. Bu itikat meselesi. İman olmazsa üzerine koyacağın ibadet olmaz. Peygamber'e günahkar diyen bir insan sabahtan akşama kadar oruç tutsa, alnı secdede çürüse, dinimizin ölçülerine göre amentüsü olmadığından kolonu kesilmiş değil. Kolonu bile olmayan bina gibidir. Çöker. Sallanmasına da lüzum yoktur. Kendiliğinden çöker. Sen şimdi binanın altında kolon, temel yok. Üzerine kat çıkmaya çalışıyorsun. İman olmazsa olmaz. Yapma dahi tövbe estağfurullah. O noktaya gelir iş. İman. İman, iman. Affedersiniz. Peygamber olmasına rağmen Hazreti Musa aleyhisselam tevazuundan, ya Rabbi ben nasıl dua edeceğim o zaman sana? Çünkü çok zevkli. Zevkin varsa çok güzel. Bak bu sözü dinle. Çünkü hiç durmaksızın ya Rabbi sana tesbih bile yapsam, sen yine o tesbihe layık değilsin ki. Her şeyden güzeline layıksın. Ben hiç durmaksızın seni tesbih etsem, gafil olmasam. Ama benim Sübhanallah'ım senin zatınla mukayese kabul eder mi? Yine düşük kalır. Ben dua etmeyeyim mi? Size tüyo veriyorum tüyo. Merak etmeyin, zihniniz bulanmayacak. Çok berrak göreceksiniz. Ya Musa, o öyle değil. Yani senin için başkasından dua iste. Şimdi ben dua istiyorum mesela. Metin abiden dua istiyorum. Benim bedenimin yaptığı günahlara, günahların şeyi değil ki, ortağı değil ki onun ağzı. O ağız da bana dua ettiğinde benim günahkar, günah işlediğim bedenime ait olmayan bir ağızla dua ediyor. Allah razı olsun diyor. Allah diyor hocanın işini şöyle yapsın diyor. Samimiyetle dua ediyorsa, hele bir de bana duyurmadan dua ediyorsa. Böyle bir güzel bir vakit vardı. Ya bizim hoca vardı. Bizi stüdyoya çakardı. Allah böyle iflahımız kesilirdi falan ama. Ya Rabbi onu affeyle deyiverse mesela. Estağfurullah diyor bu arada. Kibar adam ya. Dualar, aklınız varsa başkasından dua isteyin. Ama güzel samimiyetle, böyle antin kuntin mesajlar atarak değil. Yani pencerelere kuş konsun. Ya geçen bir mesaj geldi Allah rızası için ya. Allah rızası için. Şurada bunu ifşa edeyim de belki utanır yazmaz. Veya yazıldı söylemez. Bak lafa bak. Bunun sen neresi düzgün bak. Allah'tan kitap istedi, Kur'an'ı verdi. Hayda, dur bakayım şimdi. Kim istemiş acaba? Peygamber istedik, Resulullah'ı verdi. Hayda. Din istedik, İslam'ı verdi. Dur bakayım dedim, daha neler çıkacak? Hep istek üzerine gelmiş bunlar. Zaten baştan küllüm yandı. Arkadaş istedik, seni verdi diyor ya. Sonunu böyle bağlıyor. Ya böyle bayram tebriği mi olur? Böyle dua mı istenir? Yani kurtlar kuşlar birine hadi dua et. Ya Allah rızası için ya. İş bu noktaya gelince bu sefer sanki bu böyle Müslümanların, sanki İslam'ı hakikaten muhabbetle yaşayanların, bak sana bir şey anlatmayacak, anlatmayayım bunu ya. Özel bu, çok özel. Çok özel. Anlatayım mı? O zaman aramızda kalsın bari, yavaş sesle konuşayım. Bak ben bunu tanıdım. Ben böyle bir insan tanıdım. Sana hikaye. Bana sahi. Ben böyle bir insan tanıdım. Bir yaşlı, 9 senedir böyle felçli gibi olan ama mübarek, muhterem denilen Üsküdar'da bir zat vardı. Aşık dede derdik ona biz. Çağırdı, bulundu. Bana dedi ki, oğlum bana büyük boy fotoğrafını gönder. Boy fotoğrafı mı? Yok küçük olmasın. Büyük. Böyle boy fotoğrafını gönder. Allah Allah. Ne diyeceksin? Ne münasebet? Seni tanımıyorum ki öyle şeyler yapacak abi. Mübarek bir zat. Fotoğrafla niye ilgileniyor? Hani gelip hocam bir selfie falan diyorlar da bu öyle bir şey değil yani. Götürdüm.
Yani ben de hiç böyle boy fotoğrafı falan çektim, bakmıyorum televizyona falan çıktığımda. Kendi fotoğraflarıma bile bakmıyorum yani. Sizin için giyinip çıkıyorum. Normal hayatta takım elbiseyi bile Allah affetsin giyemiyorum. Daralıyorum biraz içinde. Götürdüm böyle bir şey, boy fotoğrafı buldum. Çünkü kalbi kırılır, gönlü kırılır. Ne işim var, boşu boşuna günaha gireyim. Götürdüm, verdim bir zarf içerisinde. Baktı böyle, ha iyi iyi dedi bir de. Çıkarken böyle bir hacı annemiz var, hizmetinde bulunan eşi. Efendim müsaadenizle dedim. Ne yaptın oğlum dedi. Fotoğraf istemiş galiba senden değil mi dedi. He, getirdin mi dedi. Getirdim dedim, böyle yaptı. Ay iyi iyi maşallah maşallah. Aa, baktım buna ailece bir şey yapıyorlar yani. Haberdar benim haberim yok. Affedersiniz de dedim, ne yapacaksınız? Bak bu hikaye değil bak. Yaşadım ben bunu. Oğlum dedi. Bazı insanlardan büyük fotoğraf... Otur. Bazı insanlardan büyük fotoğraf istiyor dedi. Senden de istemiş. Bunları dedi büyük mukavvalara, kartonlara yapıştırıyoruz dedi. Yatalak ya kendisi. Teheccüd vaktinde bunları duvarlara astırıyor dedi. Baka baka dua ediyor hepsine dedi. O senin evde astığın postere benzemiyor mu? Ya Rabbi onu şöyle eyle ya Rabbi. Yattığı yerden baka baka hepsine dua ediyor dedi. Sen ne zannediyorsun yani? Ne zannediyorsun? Bugün hala Allah'ıma şükür ederim. Bana dua eden ağızlar sayesinde ben bazen bakıyorum yok bir şey. Bize dua eden ağızlar var ya. Kardeşim, duanın kabul olması için eşref saat arıyorsun ya. Sen dua almaya gayret et. Beddua değil. Beddua değil. Kafir bile olsa ahından sakının. Efendimiz buyurdu. Kafir kafir. Zulmetmişsin, inletmişsin. Ah dedi. O ahı gelir seni vurur. Eziyet edene eziyet ederler. Dua almaya bak, dua almaya. Dua Ramazan'a yakışır. Dua orucu tamamlar. Dua namazı tamamlar. Dua seni tamamlar. Güzel insan yapar. Allah Teala bizi bu günlerde duanın kıymetini bilen ve sen de başkalarına dua et. Sokakta gördüğün insanlara bile dua et. Duayla buluşalım ki bu doğamızda var. Dua doğadır. Duayı bilmeyen doğaya da fayda veremez. Kendi doğasını da anlayamaz. Duanın da kıymetini bilmez. Allah Teala şu günlerimizi duayla, bereketle, zikirle ve o hiçbir şeye değişmeyeceğimiz, asla değişmememiz lazım gereken o imanla bizleri inşallah bu günleri güzel geçirmeyi nasip eylesin. Amin.